Gayet keyif yerinde, onu ölecek bir şey yok ki. O çünkü istediğini ettiği için bura, kıra, bağıra, çağıra istediğini elde ediyor yani. Anladın mı? Onun tabii tuzu kuru, rahatlığı oradan geliyor. Ben burada beş karış surat durayım, o orada keyif çatsın. Ya ben hastanede olduğum için olaylara tam şey yapamadım. Senin üzerinde bu kıyafet mi vardı da buna kızdı, yoksa başka mı vardı? Upuzun bir çizme şuraya kadar. Tamam. Tight içinde, üzerinde gömlek şuraya kadar. Tamam. Uzun erkek gömlekleri evet. Var ya. Onun üstünde de hırka. Yani bunun üst turuplu bir kıyafet. Gram hiçbir yerim görünmüyor. Evet, evet. Ve o kıyafete gelip orada gördü, burada görüp böyle mi giyindin? O ne demek ya? Sen evlenmeyi düşünmüyorsun. Sen benimle evlenmek istemiyorsun herhalde dedi. Dedim ki ne var kıyafetimde hayatım, bir şey yok. Bak normal falan diyorum, alttan alıyorum. Ya sana ne ya falan demedim, anladın mı? Böyle hı-hı. Kötü bir tepki vermedim. Hani o zaman Didem... Veririm, o zaman inatlaşırsın. Vermedim, ona rağmen ben dedim değiştirmeyeceğim dedim. Ben saçma bir kıyafet olduğunu düşünmüyorum. Ben değiştirmeyeceğim dedim. Çat kafama yumurtaya şey yaptı. Ne? Saçım burasını temizledim. Saçımda yumurta, üstüm başım yumurta, leş gibi yumurta oldu. Şaka yapıyorsun sen ya. Kaç saatte hazırlanıyoruz ediyoruz. Beni burada herkesin içinde, şurada herkesin önünde yapıyor be. Hani tabii ki de ben de istiyorum. Mesela Ayna Aycan annesiyle tanıştığından beri Onur'un. Hani gün içinde annesiyle mesela zırpırt annesiyle konuşuyor hı-hı. Onur'un. Hı-hı. Hani bu da tabii ister istemez bir yakınlık hı-hı. oluşturuyor. Hani gelinin daha çok aktif olması gerekiyor, anladın mı? Hı-hı. Hani evet. Evet ama ben henüz bir şey yok. Adnan'ın niyetini, ciddiyetini biliyorum fakat nasıl olacak onu bilmiyorum. Ya şu an sen bir çıkmaza girmiş gibi hissediyorsun kendini, anladığım kadarıyla ne yapacağını bilmiyorsun. Çünkü Adnan'la... Aynı yerde dönüyor gibiyim ha, böyle. Labirente gidersin ya, gidersin bir bakmışsın çıkmaz sokak, tekrar dersin ki bir de şu yoldan gireyim bakayım çıkışa yönümü gidebiliyor muyum? Şu anda yönümü kaybediyorum. Gerçekten kaybediyorum ya. Hayır, güçlü nereden ol. Nereden çıkmam gerektiğini bilmiyorum şu an ilk defa. Güçlü ol, anladın mı? Seviyorsun sen bu adamı her zaman... Arkasında dur ama şunu şunu yapmasına müsaade etme. Bir yumurtayla başladıysa bunun devamı gelir. Anladın mı? O yüzden bunu bir yerde artık şey yapman lazım, sonlandırman lazım. Çünkü ileride bir hastalığa baş koyduğunuzda bu senin için çok büyük sorunlara yol açabilir. Bu kadar kıskançlık normal değil. Evet, bir erkeğin kıskanması çok güzel bir şey. Bir kadının da hoşuna gider. Anladın mı? Hani ben de bak çok seviyorum kıskanılmayı ama... Şu pozisyonda değil, yumurta fırlatmak vesaire arkadaşlarını da rezil etmek bak, değil. Gece uyuyana kadar konuşuyoruz, anladın mı? Hı-hı. Ne demek? Hani görüntülü konuşuyoruz, hı-hı. bilmem ne. Hani kılığım, kıyafetim, şuyum, buyum, her şey makyajıma kadar, dışarıda yaptığıma kadar müdahale ediyor. Her şey mi zaten? Normalde erkek fanım bile, işte hayranımla bile fotoğraf çekilemiyorum yan yana. Mesela anladın mı? Hani şöyle geçen bir restorana gitmiştim. Çocuk dedi, ben dedi sizi çok beğeniyorum. Didem Hanım ne olur. Hani benden ufak yani yaş 19 falan. Şöyle duruyorum. Dedi ki şey biraz dedi hani benden mi çekindiniz dedi. Dedim hayır çekinmedim ama hani çok yakın durmayayım diye dedim. Hani düşün aramızdan tır geçer ama artık nasıl bir psikolojiye şey girdi, soktuysa beni. Bu sefer çocuk ondan rahatsız olduğumu düşünerek bu sefer kendini kötü hissetti. Halbuki o izleyip beğenmiş, hani programın hep izleyicisiymiş, çekilmek istedi. Bu sefer Adnan'ın kendiyle alakalı güvensizliği mi var acaba? Bilmiyorum. Didem. Yani çünkü tamam bir erkek kıskanabilir evet ama bu kadar fazlası kendine özgüvenin olmamasından da kaynaklanıyor olabilir. Yani sana bu kadar... Hiç özgüvensiz durmuyor. Bak ben burada hiç sabah kafasında yumurta kırdığı, evlenme teklif ettiği kadın burada canı sıktı, burnundan soluyorum şu an. O orada gitmiş kakara kikiri yapıyor. Rahat çünkü adam, anladın mı? Yapısı rahat ya. Yapısı rahat. Çünkü neden biliyor musun? Çok, o kadar emin ki Didem'e ben istediğimi yaptıracağım. Nasıl olsa gidecek, değiştirecek. Ben dedim o yapacak. Bu şeyi ona o kadar verdim ki ipleri. İşte verme, bunu başta geri alabilirsin. Ben bunu bir kere verdim ipleri, öyle gitti. Her Allah, şey bir ilişkiye başlayınca baştan yapmayacaksın. Her şey ben onu bir kere daha anladım yani. Şu yüzüğü taktın mı erkeğin düşüncesi hemen şu oluyor. Benim. Ne yaparsam yapar. Ne söylersem
yapar. Hep bu düşünceye giriyorlar. Ya sen bunu artık bir yerde frenlemelisin kendin için. Ne yapacağım peki, nasıl frenleyeceğim? Ya bir şekilde yani ya kaybetme korkusunu yaşatacaksın Adnan'a, anladın mı? Ya da bir şekilde artık o söylese de, böyle de kavga ediyorsunuz, öyle de kavga ediyorsunuz. Söylese de yapma. Yani böyle dene. Yani hani bir şekilde, çünkü konuşuyorsun anlamıyor diyorsun. Onu yapıyorum anlamıyor diyorsun. Bu adam sana bunları yaptıkça sen ona hala kucak açıyorsun, sevgini gösteriyorsun. Hala bunları yapıyor ve gelip sana böyle bir terbiyesizlik yapıyor. O zaman kusura bakma, kaybetme korkusunu yaşatacaksın ki, anladın mı? Bir yerde artık ben böyle yaparsam Didem'i kaybederim korkusu olsun içinde. Sen yeter ki sakız nefse olur, düşlerin seni bulur. Sen yeter ki sakız nefse olur. Aşkı bulma.